İyi ki varsınız, sizin sayenizde varız. Biz 31 Ocak 2019 tarihinde kurulduk. Ancak ben kurucu başkanım ve ondan önceki 2 yıl bu ihtiyacı hissederek Türkiye'nin uzman, yetkin, teknolojide üretken ve yaratan insan kaynağının az olduğunu, güçlenmesi gerektiğini, bunun sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu görünce ve ben de bir teknoloji üreticisi olunca bu derdi 2 yıl ilişkide olduğum kurumlarla paylaştım ve 75 kurum aynı hedefle birleşti ve 31 Ocak 2019'da Teknolojide Kadın Derneği'ni kurdum. Hemen arkasından yaptığımız genel kurulda da şöyle bir prensip edindik. Dedik ki biz yeni yüzyılın derneği olacağız, şeffaf olacağız, alçak gönüllü olacağız, çok çalışkan olacağız. Evet, C-level temsilcilerimiz var ama herkes projelerin içerisinde etki alanı yüksek, veriye dayalı ve bize verilen her kuruşu sonsuz değerlendireceğimiz doğru projelerle gideceğiz dedik. Açıkçası romantik bir dernek değiliz. Tamamen Türkiye'nin bu açığını, bu ihtiyacını karşılamak üzere koşturuyoruz. Teknoloji ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıkladığı, Sayın Bakanımızın açıkladığı bir reform vardı hatırlarsanız. Burada da 1 milyon yazılımcı diyordu. Biz onun içindeki bir parçaya hizmet ediyoruz aslında. Teknoloji insanı yetiştiriyoruz. Sadece yazılımcı değil, farklı farklı alanlarda, siber güvenlikte, veride, bulutta, Python, yapay zeka gibi alanlarda, robotik süreç otomasyonunda insan yetiştiriyoruz. Burada ismimiz Teknolojide Kadın Derneği ama çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine inanıyoruz aslında. Diğer odağımız sürdürülebilirlik. Dünyanın sürdürülebilirliği için açıkçası Birleşmiş Milletler'in, UNDP'nin hedeflerini takip ediyoruz. Şimdi ben derneği kurarken hep aklımda şu vardı. Bizim birleşmemiz lazım. Çünkü yapay zeka çağındayız. Sam Altman söylüyor işte, OpenAI'nin kurucusu. Bu bir yapay zeka devrimi diyor. Ben bu kadar ürün çıkarıyorum ama acaba doğru mu yapıyorum? Yani hızlı mı gidiyorum? İnsanlığa zararlı olacak mı diyor. Evet, insan yalnız değil artık. Bir de robotlar var. Ve artık yapay zeka ve insan birlikte üretecek, birlikte çalışacak. Peki biz hazır mıyız buna? İşte biz de dedik ki Türkiye, bizim topraklarımız çok önemli. Bir beyin göçü yaşıyoruz ama aslında tersine beyin göçünü de istiyoruz. Bunu bedenle yapmasak da akıl olarak bir göç yaratabiliriz. Yani dünyanın her tarafındaki Türkler kendi akıllarını, beyinlerini bu topraklara gönderebilirler. Ve böylece dedik ki bizim en büyük eksikliğimiz rol model. Rol model olmayınca arkası gelmiyor. Onun için Cumhuriyetimizin de 100. yılı vesilesiyle üye kurumlarımız, şu anda 160 kurum üyemiz var. Döndük dedik ki bakın, birlikte güçlüyüz diyoruz ya, hadi birlikte güçlü olalım. Hadi gelin, benim olsun, küçük olsun, tek tek projeler yapalım değil. Gelin birleşelim, uzun vadeli bir projeye adım atalım. Ve teknolojinin lider yüzlerini çıkartalım. Burada 100 kadın, 25 erkekle başlayalım. %80'e 20. Ama biz de havuz olarak, dernek olarak bunu biraz çoğaltalım, 200'lere tamamlayalım. Sonra her dönem artırarak devam edelim. Destekçilerimiz artsın. Bu proje Türkiye'ye özellikle yapay zeka, Python gibi, robotik süreç otomasyonu gibi, siber güvenlik gibi, veri analitiği, veri analisti gibi veya süreç yöneticileri gibi uzman insanlar yetiştirsin. Bunlar biraz özel kriterlerle seçilsin. Yani burada yetenek taraması yapıyoruz. İnşallah Aile Bakanlığımızla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla da bu projeyi güçlendirip, bu projeyi dünyaya tanıtıp ve örnek bir proje olmasını sağlayacağız. Türkiye'nin teknoloji çağında yükselmesi, Türk insanının gayri safi yurt içi hasılasının artması, Türkiye'nin barış, refah, huzur ve bolluk içinde yaşaması için teknolojinin lideri olması lazım. Bizim bütün amacımız bu topraklarımızı, Türkiye'yi teknolojide uzman insanlarla güçlendirmek, yapay zekanın dönüştürücü etkisinde yönetilen değil yöneten olmak. Yapay zekayı yöneten olmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Maynur Özdemir Göktaş'la tanışma fırsatım oldu. Gerçekten çok etkileyici bir bakanımız ve teknoloji konusunda da çok ilgili, çok yatırım yapmak istiyor, çok yatkın.